Ne buldu bu? Ne olacak? Kemiktir. Yok Yasin ağa. Kemik olsa böyle ağlamazdı. Başka bir şey mi? Çekil bakayım. Silah bu. Serap Hanım'ın silahına benziyor. Abimin vurulduğu silah mı? Tıpkısı. Demek o güllü soykası buraya gömmüş ha? Gazete yeni tarihli. Serap Hanım gömmüş olamaz. O mahpusa girdikten sonra gömülmüş. Olmaz. Suçlu güllü. Halide Hanım, bu silahı buraya Serap Hanım gömmemiş. O gömmemişse kim gömmüş peki? Katil. Muzaffer Bey'i vuran katil. Serap Hanım katil değilmiş. Boşu boşuna mahpusa atılmış. Jandarmaya haber verecek misiniz? Hayır, jandarmaya falan haber vermeyeceğiz. Bunu kimse bilmeyecek. Silahı tekrar gömeceksin. Anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok. Silahı tekrar göm. Ama Halide Hanım, Serap Hanım suçsuz yere içeride mi yatsın? Dışarı çıkması daha mı iyi? Çiftliğin başında onu mu görmek istiyorsun ya da fabrikanın? Buraya gelir gelmez seni gönderecektir. Hadi dediğim yap. Halide Hanım günah hem de büyük günah. Bana akıl verme Yasin'a. Ne diyorsam onu yap. Halide Hanım bu vebali taşıyamayız. Yazıktır. Yok yere hem de gebe. Sana emrediyorum. Göm şu silahı. Allah beni bağışla. Öyle büyük bindik omuzlarıma. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana doğru yolu göster Allah. Beni şeytanın işlerine alet et. Bana bir yol göster. Bana yardım et ya Rabbi. Sana sığındım ya Rabbi. Sabaha kadar hiç uyumadım. Düşündüm taşındım. Bu vebali taşıyamayacağım. Öğrendiğim şey aklımdan çıkmıyor. İki cihanda bunun hesabı sorulur. Serap Hanım suçsuz. Öyleyken hala mahpuslarda. Anladım Yasin ağa. Sen bu meseleyi kafana takıp boşuna uykusuz kalma. Jandarmaya anlatacak mısınız? Hayır. Böyle bir şey asla olmayacak. Ama Halide Hanım yazık değil mi? Suçsuz olduğunu bile bile böyle durmak. Yapabileceğim başka bir şey yok. Bu meseleyi unut. Halide Hanım elinizi vicdanınıza koyun. Yasin ağa bana ahlak dersi verme. Hele güllü için buna hiç ihtiyacım yok. Çaresiz susacaksın. Bunu kimse bilmeyecek. Yapmayın Halide Hanım. İnanın büyük günah. Karnında çocuğuyla suçsuz yere mahpus yatıyor. Biz gerçeği anlatmazsak içeriden nasıl çıkar? Neden bahsediyordunuz? Mühim bir mesele değil. Duyduklarım doğru mu? Güllü'nün suçsuz olduğunu nereden biliyorsunuz? Cevap versenize. Neyi saklıyorsunuz? Ben de Halide Hanım'a... Yasin ağa, senin çarşıya gitmen gerekmiyor mu? Geç kalmadan git. Halide. Bana anlatmayacak mısın? Neyi? Bir şey mi öğrendiniz? Güllü suçsuz diyordunuz. Konuştuklarınızı duydum. Yanlış anlamışsın. Yanlış anlamadım. Yasin ağa Güllü'nün suçsuz yere mahpusa attığını söylüyordu. Neyi saklıyorsunuz? Bildiğiniz bir şey var. Kemal yeter. Onun adını duymak istemiyorum artık. Halide. Çocuk oyuncağı değil bu. Bir insanın hayatı mevzu bahis.
Biraz da bizim hayatımızla ilgilensen Kemal. Biraz da benim hayatımla. Buyur Kemal Bey. Bir şey mi istemiştiniz? Hoş geldin oğlum. Canım bir şey mi çekti? Ha söyle. Dışarı çıkın. Yasin'e hala konuşacaklarım var. Hala. Hadi uzaklaşın buradan. Evet. Peki. Gül'ün suçsuz olduğunu söylüyordunuz. Bir şey mi öğrendiniz? Bir delil mi buldunuz? Cevap ver Yasin Ağa. Ne öğrendiniz? Yasin Ağa. Hak deyince akan sular durur demiyor muydun? Sen ki dini bütün bir insan değil misin? Senin gibi biri masum bir insanın içeride yatmasına nasıl razı olur? Hiç mi Allah'tan korkun yok Yasin Ağa? Tövbe estağfurullah. O zaman niye susuyorsun? Hadi Yasin Ağa. Hadi bildiğini söyle. Hadi. Muzaffer Bey'i vuran silahı bulduk. Tarlada gömülü bir silah bulduk. Serap Hanım'ın silahıydı. Gazeteye sarılı. Yeni tarihli. Serap Hanım mapusa girdikten sonraya ait. Şimdi nerede o silah? Bulduğumuz yerde. Gerisin geri gömdük. Yasin Ağa, hadi. Hadi o silahın yerini bana göster. Hadi, nerede olduğunu söyle. Hadi o silahı göster bana Yasin Ağa. Hayır, göstermeyecek. O silah ortaya çıkmayacak. Sen çık Yasin'a. Halide Hanım ben size... Sana çık dedim. Bu mesele hakkında tek kelime etmeyeceksin, anlaşıldı mı? Anlaşıldı Halide Hanım. Bunu nasıl yaparsın? Öyle bir şeyi nasıl saklarsın? Geleceğimiz için. Geleceğimiz dediğin bir insanın hayatını mahvetmek mi? Anlamıyorsun. Gül hapishaneden çıkar çıkmaz bizi buradan gönderir. Buna adım gibi eminim. Topraklarımı ona veremem. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? O da bana acımasızca davranmıştı, unuttun mu? Ne olursa olsun böyle bir şeyi saklayamayız. Suçsuz olduğunu bile bile Güllü'yü orada bırakamayız. Silahı hemen teslim etmemiz lazım. Bunu yapmaya mecburuz. Hayır, mecbur değiliz. Ben bunu Güllü'ye yapamam. Benden değil de ondan yana mı oluyorsun? Kemal, Güllü meselesi hani kapanmıştı? Bak, bunun Güllü'yle yaşadıklarımızla bir alakası yok. Öyle mi? Neyle alakası var peki? İnsanlıkla. Ortada suçsuz yere mahpus yatan bir kadın var. Üstelik gebe. Sadece onun değil, bir çocuğun hayatı da mahvolacak. Yeter artık. Bunu konuşmak istemiyorum. Halide! Gerçekleri açıklayacaksın. Jandarmaya hepsini anlatacaksın. Hayır, anlatmayacağım. Çok istiyorsan sen gidip anlat. Ama bunu yaparsan tercihini ondan yana kullanmış olursun. Ya ben ya o Kemal.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.